Düşün bir dakika çok önemli. Yani. Löw'den haber geldi. Vallahi billahi. Hocamdır benim, ne diyor? Bir saniye. Löw'den. Çok önemli, evet. Joachim Löw'le görüşmüş Serdar Topçu. Bir bana tam olarak gelebilir misiniz? İş bayağı bir ciddiye bindi. Sevgili seyirciler. Konu? Var Odası son dakika gelişmesini vereyim sizlere. Konu Mesut Özil. Mesut Özil'le ilgili çok sıcak bir gelişme var. Serdar Topçu Almanya'da hem organizatör hem de menajer, futbolcu menajeri Barış Baştaş'ın menajeri aynı zamanda. Bu arada Ceyhun Gülselam da bizi izliyormuş. Çok selamları çok varmış. Çok selamlar. Ceyhun Gülselam'ın. Ceyhun Kırlanta ya. Joachim Löw'le konuşmuş sevgili Serdar Topçu. Mesut çok sevdiğim bir oyuncu ve ben Türkleri çok seven bir insanım. Mesut çok konularda haklı. Bunu yazın, hepsi görecek. Çocuğu boş yere suçladılar demiş. Eyvah demiş ki Serdar, benim adımı söyleme. Ben vallahi söyledim. Allah Allah. Unuttum. Serdar görmedim. Bunlar? Vallahi bak oku. Bunları söylediyse Löw yarın paket olur. Löw'ü de kovarlar o zaman. Mesut Özil'le görüştüm demiş. Ya da Türkiye'nin kapısı açıldı. Löw'de Fener'e gelmiş. Bana kendimi bu durumda kötü... ama kendimi bu durumda kötü duruma getirmek istemiyorum. Mesut ne çok sevdiğim oyuncu ve ben Türkleri seven bir insanım. Mesut çok konularda haklı. Adam gitti, Almanya şampiyonu, Avrupa şampiyonu oldu Erten. Mesut çok konularda haklı. Yazın, hepsi duyacak ve görecek. Çocuğu boş yere suçladılar diyor. Yeni makla başına gelmiş. Serdar Topçu, çok teşekkür ediyorum. Kimin? Tamam da Löw'ün yani. Şimdi bunları şimdi mi söylüyor? Fenerbahçe'de oynayacak ya ondan dolayı hocam. Ha bak, Serdar Akgün'den de şey haberi geldi. 50 milyon euro satın alma bedeli var Fernandes'in Tottenham'da. Benfica o şartta kiraladı Fernandes'i. Zorunlu satın alma opsiyonu. 50 milyon ne ki ya bizimkiler için? 50 milyon euro. Ne dedi ki? 50 bin euromuz yok bizim, biliyorsunuz değil mi? Deniz bitti, su limit, bitti. Limit,